Yok. Faturaları ödesem ev sahibi diyecek ki 2 aydır kirayı ödemiyorsun. Kirayı ödesem faturalar kalacak. Ne yapacağım ben, kuş kadar parayla nasıl geçineceğiz? Anneciğim, ben geldim. Gel kızım, gel. Sıcak ekmek aldım. Kahvaltıyı da hazırlarım şimdi. Sen işe geç kalmayacak mısın? Anneciğim, benim sana söylemem gereken şeyler var. Otur hadi. Ne oldu, yine biri bir şey mi yaptı yoksa? Yok anneciğim, otur hadi sen. Kimse bir şey yapmadı. Yapamayacaklardı bundan sonra. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ben okulu da işi de bıraktım anne. Olmuyor, sen de görüyorsun. Olmayacak da. Bak hemen kızma lütfen. İnan böylesi daha iyi. Emin misin kızım? Hiç olmadığım kadar. Ne diyeyim? Senin mutluluğundan daha önemli hiçbir şey yok benim için bu dünyada. İşte bulunur, okulda. Sen nasıl istersen, nasıl iyi olacaksan öyle olsun. Sen benim yanımda ol. Ben hep mutlu olurum annem. O zaman ben kızıma şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım şimdi. Ha? Sen de sofrayı hazırla. İstersin yoksa? Kızım bıraksana onları. Niye karıştırıyorsun? Anne, sen bana niye söylemedin? Tek başına bunca borcun altından kalkmaya çalışıyorsun. Kızım, senin başında bir sürü dert var. Bir de böyle ufak tefek şeylerle uğraşma istedim. Hem ben yeni birkaç eve başlıyorum. Onlara da temizliğe gideceğim. Arayı kapatacağız. Merak etme diyorsun. Ama kim bilir sen nasıl üzülmüşsündür düşündükçe. Üzülmedim kızım ben. Üzülmüyorum. Sen iyi ol. Biz iyi olalım. Sağlıklı olalım. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Ama sen merak etme bak. Ben dün iş bulma kurumuna başvuruda bulundum. Birkaç güne haber gelir. Gerekirse 2 işte, 3 işte çalışırım. Yakın zamanda kapatırız tüm borçları. Boşuna dememişler. Allah hayırlı evlat versin diye. Canım kızım benim bir tane. Sen mutlu ol yeter. Anneciğim, bugün bakıcı adayları gelecek. Sen kimi istersen o kalacak yanında. O yüzden rahat rahat seçelim. İstediğin soruyu sor, olur mu? Tamam. Listeye bir göz atalım. Fikriye Subaşı, çocuk gelişimi okumuş. Ayşe Gökmen, hemşire. Hülya Konak, sağlık bilimleri mezunu. Ben iyi bir insanım galiba. Elbette öylesin. De nereden çıktı bu şimdi? Sen çok iyi bir insansın. İyi bir evlatsın. Seni ben yetiştirdiğime göre demek ki ben de iyi bir insanım. Sen annelerin ne şahanesisin. Zaman zaman çatıştığımız oldu ama anne sözü dinlememenin cezasını çektim. Sonuçlarına da katlanıyorum. Ama bundan sonra sen ne dersen o Zülle Sultan. Az kalsın ütüyordum.
İlaç saatin geldi. Bekle. Buyurun. Merhaba. Ben dün iş başvurusunda bulunmuştum. Bugün haber geldi. Birkaç yerle görüşmeye gidecektim. Buyurun oturun lütfen. İsminiz? Aslım Gündüz. Tamam Aslım Hanım. Bugün görüşmeleriniz varmış. Birazdan aracımız gelecek. Sizi görüşmelere götürecek. Arkadaşlar başvuru yaptığınızda belirtmiştir. Görüşmelere eksiksiz gitmeniz çok önemli. Yoksa listelerden çıkartılırsınız. Yok yok. Ben eksiksiz giderim. Zaten iş beğenmeyecek durumda da değilim. Siz nereye gönderirseniz oraya giderim. Beyza Hanım ben geldim. Şoför arkadaş da geldi. Kendisi gideceğiniz yerlerle ilgili bilgilendirildi. Birlikte gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz burada oturun. Tek tek alacağım görüşmeyi. Siz buyurun. Anneciğim bu hanımefendi sana yardım için geldi. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Ama boş yere gelmişsiniz çünkü ben istemiyorum. Teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Anneciğim bir hanımefendiyle otursan bir görüşsen olur mu? İstemiyorum Ozan. Çok teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Buyurun. Buyurun. Merhaba teyzeciğim. Tanışıyor muyuz? Anneciğim söyledim ya hani hanımefendiler görüşmek için geldiler seninle. E tamam o zaman bulamadım ki ben. Ama ben bu hanımefendiyi de istemiyorum çünkü fazla samimi buldum. Annem biraz zor beğenir de. Buyurun. Bak kızım bu evde iş çok. Çocuğuma ve hastaneme bakacaksın. Yemek yapıp haftanın 7 günü burada yatılı kalacaksın. Gerekirse alışveriş yapıp evi temizleyip toparlayacaksın. Yani bunları yapabilecek durumdaysan konuşalım. Hem çocuğunuza hem annenize bakacağım. Temizlik ve yemek yapacağım. Haftanın 7 günü burada kalıp izin kullanmayacağım. Ben doğru mu anlamışım? Aynen öyle. Çalışan değil ki öyle arıyor kendini. Efendim? Yok, yok bir şey. Bakın, ben bu söylediğiniz her şeyi yaparım. Ama benim de bir annem var. Ya haftada bir olmasa da arada onun yanına gitmem gerekir. Onu yalnız bırakamam. Ay yok ben öyle akrabası falan olmayan birini arıyorum. Hem sen çok çıt kırıldığımda duruyorsun. Bana uymadı. Arayalım kurumu başka birini göndersinler. Peki. Teşekkürler. Son bir yer daha kaldı. Oraya da gideceğiz. Evet hanımefendi. Adaylarla görüştük ama olumlu bir sonuç alamadık. Tamam Ozan Bey. Ben sonuç adayı da gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Ne oldu? Bir sorun mu var? Yani bu ev. Beğenmedin mi? Gelmem diyorsan ben kuruma bildirmekle yükümlüyüm.
yumurtanı rafadan mı istersin yoksa? Keyfi midir? İster gel ister gelme. Geliyorum. Mecburum çünkü. Merhaba Ozan Bey. Sonuç adayı getirdim. Üç kişi dediniz ama iki kişi var. Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Geldi sonuç da. Aslım.